Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Dünya salsa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran, içindeki dans aşkını Aytunç Bentürk Dans Akademi ve Spor Kulübü ile öğrencilerine açılayan Türkiye'nin başarılı dansçılarının Aytunç Bentürk'ün dans okuluna konuk olduk. Aytunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Aytunç Bey, içinizdeki dans tutkusunu ne zaman ve nasıl keşfettiniz? Valla aslında ben kendimi bildim bileli. Yani çocukluğumdan beri hep dans ediyorum. Ailenin içerisinde dans edenler olduğu için ben de onları göre göre içime işlemiş herhalde bilmiyorum ama çocukluğumdan beri, küçük yaşlarımdan beri hep dans ediyorum. Hiç durmadım. Evde, okulda, ne bileyim yatağın üstünde, işte otobüste seyahat eder, otobüsün içerisinde, gemide, her yerde dans ediyordum. Bulduğum müziği duyup duymamam da önemli değil. Galiba böyle içimde de bir müzik var. O müzikle ben böyle kendi başıma hep dans ediyordum. Ve böylelikle keşfedildim diyebilirim. Türkiye'de dansa yeteri kadar önem veriliyor mu? Şimdi eskiden benim dönemimde verilmiyordu. Dansa hatta çok iyi de bakılmıyordu. Dans eden için iyi şeyler düşünülmüyordu. Biz çok zor dönemler atlattık. Taşlandığımız bir dönem oldu. Dayak yediğimiz, küfür edildiğimiz bir dönem oldu. Ama şimdi yavaş yavaş artık gerek televizyondaki dans yarışmalarının etkisiyle, gerek Türkiye'de kurulan Dans Federasyonu'nun yapmış olduğu güzel işlerle birlikte dansın aslında bir spor, bir sanat olduğu ortaya çıktı ve yavaş yavaş ülkemizde de dans hak ettiği yere geliyor artık. Yani insanlar işte bir dansın güzel bir şey. Çocuklarını getirmeye başladılar. Bunu fark ettiler. Güzel bir şey olduğunu fark ettiler. Artık aileler kendileri getiriyor çocukları. Ve çocuklarının üzerindeki değişimi kendileri gözlemledikleri için de çok memnun kalıyorlar. Çocuklar %100 değişiyor. Oturması değişiyor, kalkması, konuşması, hayata bakış açısı, sosyalliği, insanlarla olan diyaloğu, her şey komple değişiyor. Ve herkes çok mutlu şu anda. Tam hak ettiği yeri bulmasa da yavaş yavaş o konuma doğru ilerliyoruz inşallah. Peki okulunuzda dans dışında herhangi bir sanat dalı ile yine eğitim veriyor musunuz? Evet, biz müzik akademimiz var. Okulumuzun üst katında aynı zamanda müzik derslerimiz de var. İstanbul'un en iyi eğitmenleri eşliğinde her türlü müzikle ilgili eğitimlerimiz de mevcut. Aynı zamanda kendilerine işte müzik de yapabilirler. Burada kayıtlarını da yapabilirler. Öyle bir küçük de bir stüdyomuz da mevcut. Onun haricinde dansın haricinde capoeira var, aikido var, wingsun var. Wingsun ki Bruce Lee'nin ilk dövüş sanatı biliyorsunuz. Bunlar da var. Dövüş sanatları da var yani. Sadece müzik değil. Aynı zamanda dövüş sanatları da var. Onun haricinde İnşallah resim de olacak ama ne zaman bilmiyorum şimdi. Aytunç Bey, birçok dans yarışmalarına katıldınız. Bu dans yarışmalarında sizi heyecanlandıran ve sizi farklı kılan neydi? Aslında bütün yarışmalarda ben çok heyecanlanıyorum. O heyecan olmadan gerçekten havaya giremiyorsunuz. Her yarışma böyle elim ayağım titrer. Muhakkak tuvaletim gelir her 10 dakikada bir. Çok heyecanlanırım ama sahneye çıktıktan sonra heyecanın hiçbiri kalmıyor. Sıfıra iniyor her şey. Yani ayağımı bastığım an bitiyor her şey. Ondan sonra da akıp gidiyor zaten ama en zorlu yarışmalardan bir tanesi Amerika'nın Los Angeles şehrinde olan Mayan International Klasman'da yaptığım yarışmaydı. Orada gerçekten çok heyecanlandım çünkü tam bir dövüş arenası gibi falan da orası. Hani danstan ziyade böyle bütün dünyanın en ünlü, yani bizim öğrendiğimiz insanlarla yarıştığımızı düşünün öyle. Basketboldaki NBA gibi, yani buradaki bir herhangi bir lig takımının gidip NBA'de basketbol maçı yapmasına benziyor aslında bu. O yarışmada birazcık daha fazla bir heyecanım, bir korkum vardı ama dediğim gibi sahneye çıktıktan sonra o geçti gitti, ben de orada istediğim başarıya ulaştım. Türkiye'de en çok beğendiğiniz dansçı kimdir? Ya da yurt içi veya yurt dışı beğendiğiniz bir koreografi var mı? Türkiye'de en çok beğendiğim dansçı benim. Aytunç Bentürk'tür. Onun haricinde neden benim diyorum onu da söyleyeyim. Çünkü ben çok içten dans ediyorum. Ben çok ruhumu vererek dans ediyorum ve dans ederken de gerçekten mutlu oluyorum. Hala da bunu gerçekten yaşayan dansçıyı ben Türkiye'de bir türlü göremiyorum. Hani dans ederken ya iş gibi yapıyorlar ya sipariş gibi yapıyorlar. Evet güzel dans edenler var, güzel dans ediyorlar ama ruhlarını ve kendilerini maalesef veremiyorlar.
veremedikleri için de dört dörtlük bir dansçı maalesef olamıyorlar. Ama halbuki beni biraz izleseler güzel alacaklar ama çok fazla izlemiyorlar herhalde. Yurt dışında da dünyaca ünlü tabii çok beğendiğim dansçılar var. Bir Eddie Torres, hem dansçı hem eğitmen olarak işte Johnny Vasquez olsun, Juan Matos olsun, işte hem şarkı söyleyip hem dans eden Jennifer Lopez, bayılırım. Rahmetli Michael Jackson zaten o başka bir şeydi. Onun haricinde Janet Jackson çok iyidir. Bayağı iyiler ya. Yurt dışındakiler gerçekten çok başarılı. Çünkü ruhlarını da katıyorlar bu işin içerisinde. Dans ederken mutlu da oluyorlar. İşlerini de güzel yapıyorlar. Son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Bütün herkese gerçekten dansa çağırıyorum. Yani bulunduğunuz yerde nerede bir dans okulu varsa iyi araştırıp gitmelerini tavsiye ediyorum. Dans çünkü insanın hayatını %100 değiştiriyor. Oturması, kalkması, konuşması, yürümesi, insanlarla sosyalliği tamamen farklılaşıyor. İyi yönde farklılaşıyor. Bu yüzden dans güzel bir şey. Mümkünse kendiniz, hatta çocuklarınızla birlikte dansa gidin. Ve bütün bunları yaparken de her zaman sevgiyle dans edin. Hiçbir zaman hırsa döndürmeyin. Yarışmak zorunda değilsiniz. Ben en iyi olacağım hırsına çevirmeden içinizden geldiği gibi dans etmenizi istiyorum. İsterim yani. Ve son olarak da hiç kalbiniz kırılmamış gibi sevin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin. Sevgiyle. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Asıl ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.